Konserde performansların sonu sırasında klasik müzik bestecileriyle ilgili size kısa bilgiler vereceğiz. İsterseniz sunum konusunda destek olacak arkadaşlarımızı tanıyarak başlayalım. Ben Derin Belen, 5. sınıf öğrencisiyim. Ben Ege Sıkıracı, 9. sınıf öğrencisiyim. Ben Ali Alman Sınavsı, 9. sınıf öğrencisiyim. Ben Altı Erkan, 9. sınıf öğrencisiyim. Beethoven ile ilgili biraz bilgi vermek istiyoruz. Almanya doğumludur. Çok mutsuz bir çocukluk geçirmiştir. Gerek piyano, gerek orkestra yazısına yepyeni boyutlar kazandırarak 19. yüzyılın müziksel evrimine yön vermiştir. Beethoven Viyana'da ilk konserini verdikten sonra yaşamını tümüyle değiştirecek sağlık sorunu kendini göstermeye başlamıştır. Sağırlık. Bir süre kendisini gizler ve zamanla kendini sosyal yaşamdan çeker. Tamamen işitme duyusunu kaybeden besteci, en güzel eserlerini de bu dönemde bestelemiştir. Son yılları hastalıklarla ve maddi sıkıntılarla geçmiştir. 1827'de Viyana'da hayatına veda etmiştir. Şimdi Doruk Üstündağ ve piyano hocalarımızdan Dicle Talay Han eşliğinde bir Beethoven eseri dinleyeceğiz. Thank you.
grubundan Boran Çalman, Beğen ve Termi'den iki parça çalacak. Karateke var. Kendisine gitar hocalarımızdan Ozan Tan, trompet hocamız Tolga Bilgin ve bateri hocalarımızdan Bora Peynirci eşlik edecekler. Black Orpheus adlı parçayı dinliyoruz. Thank you.
okuyan Ahmet Eren Açıkgöz, Dalgalar isimli kendi bestesini bizimle paylaşacak. İyi dinletiler. Kemal hocamız İrem Yıldağ eşlik edecek. Thank you.
Gerekiyor şimdi sana işi de bir an.
olacağım. İlk bestelerini sevgilisi için yaptı. Yapıtları romantik gerilimi korur ve klasik dönemin yalın anlatımını içerir. Chopin, balat sözcüğünü çalgı müziğine uyarlayan ilk besteci. Balat, piyano dünyasında şiirsel ve dramatik bir özellik taşır. Virtüöz bir piyanist olarak hayatı boyunca piyano eserleri yapmıştır. Doruk Kadir Ayçiçek bize bir Chopin parçası çalacak. İyi dinletler. Thank you.
Chopin'den bir parça çalacak. Thank you.
Sadie, Fransız besteci ve piyanisttir. Kaydolduğu müzik okulundan en tembel öğrenci olarak yaftalanmıştır. 40 yaşına geri döndüğü konservatuvardan gericilikle mezun olmuştur. Kendini hiçbir zaman müzisyen olarak görmez, ses bilimci olarak tanımlar ve ses biliminin müzikten üstün olduğunu savunurdu. 20. yüzyıl Fransa'sının Fransız altılısı adı altında birleşen besteci grubunun bir üyesidir. 8B sınıfından Zeynep Dünyar, Seti'den bir parça çalıyor. Deniz Sofya Ulutaş, Beğer'den bir parça çalacak. Thank you.
Tiersen 1970'te Fransa'da doğmuştur. İlk gençliğini pek çok müzik akademisinde eğitim alarak geçirmiş, bu eğitimin ardından çeşitli rock gruplarına girmiştir. İlk albümünü yayınlamadan önce çeşitli oyunlar ve kısa filmler için kayıt yaptırmıştır. Eski şarkıları ve yeni besteleri Amelie filminde soundtrack olarak kullanılmıştı. 9B sınıfından Begüm Altun da bir parçasını çalacak. Thank you.
Konserimiz burada sona ermiş. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki konserimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.